Merhaba. Hoş bulduk. Şöyle alalım mı? İş konuşacaktım. Düğünlerde halay başı. Aynen. Ama maskemi çıkartmıyorum. Değil mi? Evet. Tebrik ederim. Yemek yerken çıkartıyorum. Demin gördüm beni çektiğinizi. Şöyle maskem var yaptım ama. Yani yemek yerken de maske takamayız. Mecbur onu çıkarıyoruz mecburen zaten. Mecburen, aynen. Nasıl geçiyor sizin? Ya iyi geçiyor. Leylişko'yu büyüttük. Evet. Ondan sonra şu gözlüğümü kapattım çünkü buğu yapıyor. Konuşamıyorum böyle. İyi geçiyor, güzel geçiyor. Bu pandemi süreci bize yaradı bence. Çünkü Leyla ile çok fazla vakit geçirir olduk. İş kabul edemezdik yani, evet, böyle bir dönemde zaten işler durdu falan filan. Şimdi işte menajerimle iş konuşmaya gelmiştik, siz de hemen üstüne geldiniz. Peki bu süreçte mesela yine teklifleri kabul ettiniz ama yani bir korku var mı setlerle olmaz ilgili? Olmaz olur mu ya? Hala işte düşünüyoruz ne yapsak ne etsek diye. Bakalım, çünkü setlerin durumunun ne olacağı da belli değil. Yani 2-3 bölüm çekilip sonradan tekrar durabilir, biliyorsunuz kışın tekrar patlayacak deniyor. Evet. Pandemi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şundan yapamadım ya, konuşamıyorum. Peki bu en son bir düğün vardı herhalde. Halaybaşı olarak. Evet, yani bayağı bir eğlendiğiniz. Ama siz hiç düğünü diyorsunuz. Bakın ne kadar kilo verdim, farkında değilsiniz. Onu yavaş yavaş yazarken bağlayacaktık ama siz söylediniz madem, kaç kilo verdiniz? Kilo verdim. Aa, ne kadar? 5 kilo verdim. Ama 23-24 kilo almıştım zaten hamileliğimde. Şimdi de işte vermiştik zaten. 5 kilo daha verdim. Bu pandemi sürecinde insanlar kilo almıştı ama siz nasıl dikkat ettiniz yani? Ben yedim ama işte bir şekilde akşamları yememeye çalışıyorum. Maskeden konuşamıyorum. Peki bu hemen bir yeni aşk var. Hadise Kaan Yıldırım sizin tarafınızdan. Arkadaşımla hakkında düğün konuşamam. Düğün falan konuşmuşken acaba bir düğünde alaybaşılık daha mı var? Ya inşallah insanlar istedikleri şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar. Tavsiye ediyorum, biliyorsunuz ben evlendim. Çocuğumu da artık kucağıma aldım. Evlilikte keramet var diyorum. Bir yuva yapma herhalde sizin ön ayak olmuşsunuz. Yok, doğru mu? Yok, o konuda konuşmayalım. Arkadaşımı şimdi... Bana arkadaşını tamam, söyle. Tamam, arkadaşımı satamam. Sosyal medyada da artık birbirlerinin fotoğraflarını beğeniyorlar ya, biliyorsunuz. Mesela Kaan Bey... Öyle mi? Evet, ben bebek yüzünden çok fazla takip edemiyorum. Ama hani kendi şeylerime bakıyorum. Ben işimi yaptım diyorsunuz, geri falan kalmış. Hayır, öyle demiyorum. Öyle demiyorum. Ama aynı sitede oturuyorsunuz, biliyoruz biz. Sürekli misafiriniz oluyorlarmış yani. Haberleri geliyor ama. Hayır, aynı sitede de oturmuyoruz. Bak, hep yanlış öyle biliyorsunuz. Öyle. Yakın diyelim. Yani yakın olduğumuz noktalar var tabii ki de ama aynı sitede oturmuyoruz. Demek ki misafir ettiğimiz doğru, aynı sitede değil ama. Çünkü sizin yeniliklerinizi çok beğenmişler. Öyle. Aynen, müsaade isteyelim. Benim yemeklerimi beğenmeyen ölsün. Yani. Bir de Murat Boz'un son paylaşımı vardı Leyla. Evet, Leyla diyor. Evet, Leyla ilk defa, inanmayacaksınız. Yani böyle arada bir alkış yapmayı öğretiyoruz ama Murat'ın şarkısı çıktığında dönüşte hemen böyle alkışlamaya bayağı, inanamıyorum. Annem diyor ki alkışlıyor, çek falan. Alkışladık, Murat'ı hemen tekledim. Siz beğendiniz mi şarkısını Murat'ın? Ben çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok beğendim. Bu arada da bugün bir haber vardı. Bir diziye dahil olmuşsunuz. Yok işte yani haberler doğru değil. Değil görüşmelerimiz mi? Devam ediyor. Yani o diziyle alakalı demiyorum yani. Başka projelerimiz de var. Bakalım yani işte hangisi bizim için daha iyi olur, mantıklı olur. Leyla'da olduğu için bakacağız. Sinema doğru anlamında bir şeyde mı, dizi anlamında mı bu görüşmeler? İşte karışık. Değil mi Meltemciğim? Yoğunum ortaya diyorsunuz. Karışık. Yoğunum, aynen. Bakacağız şimdi, konuşacağız. Yani çok hızlı geldiniz. Toplantı sonrasında gelseydiniz daha detaylı bilgileri elde edebilirdiniz. Bir sonraki görüşmede. Bir sonraki görüşmede. Aynen. Teşekkürler. Tabii ki. Şöyle karnım biraz daha içine çekeyim.